Fatma Nur Çelik, Haliç Üniversitesi'nde beslenme ve diyetisyenlik bölümünde okuyordu. 20 yaşındaydı, ikinci sınıf öğrencisiydi. 20 Eylül 2012'de arkadaşı ile birlikte Yeni Bosna'da bir ev tutup taşınmışlardı. Taşındıktan tam 23 gün sonra, 13 Ekim 2012'de yaşadığı evde ev arkadaşı ve sevgilisi tarafından yarı çıplak el ve ayakları bağlanmış şekilde bulunmuştu. Öğrenilenlere göre Fatma Nur, arkadaşlarına son zamanlarda eve sık sık gelen internet çalışanı Cem Karaçay'dan rahatsız olduğunu söylemişti. Cem, sürekli olarak evde kullanılan internette bir arıza olduğunu belirterek kontrole geliyor ve hiçbir işlem yapmamasına rağmen uzun süre kendini çalışıyormuş gibi gösteriyordu. Vahşetin yaşandığı gün saat 15 civarında yine bir arıza bahanesiyle Fatmanur ve ev arkadaşının yaşadığı eve gelmişti. Diğer günlerden tek farkı o gün Fatmanur evde yalnızdı. Cem Yine bir şeyleri tamir ediyor gibi görünmeye çalışıyordu. Fatmanur durumdan rahatsız olmuş ve şüphelenmişti. Ev arkadaşına "İnternetçi yine geldi, bir türlü işi bitmiyor. Bir şeyleri tamir edip duruyor." şeklinde mesaj atmıştı. Cem, saat 16.18 civarında evden ayrılmıştı. Saat 16.35'te geri dönen Cem, Fatmanur'dan internetin kurulum şemasını istemişti. Cem'in işinin bitmemesi Fatmanur'u tedirgin etmeye başlamıştı. Fatmanur, saat 17.29'da erkek arkadaşına internetçiden endişelendiğini belirten bir mesaj atmıştı. Cem, eve son gelişinde Fatmanur ile konuşmak istemiş. Fatmanur da parmağındaki yüzüğü göstererek Cem'in evden gitmesini istemişti. Cem ve Fatmanur arasında yaşanan tartışmada seslerin yükselmesiyle Cem Fatmanur'a saldırmıştı. Fatmanur, yaşanan arbedede aldığı darbeyle bayılmıştı. Cem, Fatmanur'un ağzını ellerini ve ayaklarını koli bandı kullanarak bağlamış, Fatma Nura tecavüz ettikten sonra başörtüsüyle boğarak öldürmüştü. Daha sonra saat 17.50 civarında evden kaçarak uzaklaşmıştı. Fatma Nur'un ev arkadaşı ve sevgilisi ise saat 22 sıralarında eve gelmişti. Ancak eve girememişlerdi. Çilingir yardımı ile eve girdiklerinde ise hayatları boyunca unutamayacakları manzara ile karşılaşmışlardı. Fatma Nur'un yarı çıplak cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşının çığlıkları bütün binayı ayağa kaldırmıştı. Tedirginiz. Yani hiçbir iş yapamıyoruz, yemek yemiyoruz, yani uyuyamıyoruz. Yani, öyle bir yani o yüzden bak anahtarlar elimizde geziyor. Çok vahşice bir şey. Artık diyorum ya gölgemden korkuyorum. Kızın eli ayağı bağlanmış, bantlanmış ağzı da. Tecavüz de etmiş. Olay yerine gelen ekipler hızlı şekilde çalışmalara başlamıştı. Binanın güvenlik kameralarına incelenmek için el konulmuştu. Cem'in binadan ayrıldıktan sonra yakınlarda bulunan bir internet kafeye gittiği ve Fatma Nur'a ait cep telefonunda bulunan hafıza kartını bilgisayara takarak içinde bulunan dosya ve fotoğrafları kontrol ettiği anlaşılmıştı. Cem, internet kafenin sahibinin Cem'in hareketlerinden şüphelenmesi üzerine polise haber vermesiyle yakalanmış ve polis merkezine götürülmüştü. Cem, evli ve bir çocuk babasıydı. Hırsızlıktan suç kaydı vardı. Yaşanan vahşetin derinlikleri ise Cem'in alınan ifadesinde ortaya çıkmıştı. Cem'in itirafları kan dondurur cinstendi. Cem aslında Fatma Nuru 2009 yılından itibaren tanıyordu. Tanışma bir rastlantı sonucu yaşanmıştı. Cem, o yıl askerdeydi. Kullanmış olduğu cep telefonundan yanlış bir numarayı aramıştı. Bu numara Fatma Nura aitti. Cem Fatma Nuru defalarca telefonla taciz etmişti. Fatma Nur ise Cem'den kurtulmak için kendince bir plan yapmıştı. O dönem iddiaya göre Fatma Nur Cem'le buluşmayı kabul etmişti. Buluşmayı planlamış ve Cem ile randevulaşmıştı. Fatma Nur buluşmaya erkek arkadaşlarıyla birlikte gelmişti. Söylenenlere göre Fatma Nur'un planı Cem'in gözünü korkutmak ve kendisinden uzak durmasını sağlamaktı. Cem, buluşmaya geldiğinde anormal bir durum olduğundan şüphelenmiş, Fatma Nur'u uzaktan izlemiş ve kendini göstermemişti. Fatma Nur Cem'i görmemişti, kim olduğunu bilmiyordu. Ancak Cem Fatma Nur'un yüzünü görmüştü, kim olduğunu biliyordu. Bu yaşanan olayın ardından bir daha Fatma Nur'u aramamış ve ortadan kaybolmuştu. Ta ki cinayetten bir hafta önce İstanbul'da yeni Bosna metrobüs durağında karşılaşana kadar. Cem hemen Fatma Nur'u tanımıştı. Fatmanur'un dikkatini çekmeden onu takip etmeye başlamış ve yaşadığı evin bulunduğu binayı öğrenmişti. Cem, Fatmanur kendisini tanımadığı için onun çevresinde rahatça dolaşabiliyordu. Fatmanur'un evinin bulunduğu semtin yakınlarında kendisine bir iş bulmuştu. İşe girdikten bir süre sonra bina çevresinde telekom altyapısı işlemini yapan teknisyenlerden Fatmanur'un oturduğu evi öğrenmişti. Daha sonraları da sahte arıza formları oluşturarak eve gitmeye başlamıştı. Aslında ne Fatmanur ve arkadaşının arıza başvurusu ne de firmanın kendisi tarafından oluşturulan bakım işlemi mevcuttu. Cem, bu yöntemi kullanarak tekrar tekrar Fatmanur ve arkadaşının yaşadığı eve gitmişti ve planını Fatmanur'un tek başına olduğu gün uygulamıştı. Fatmanur'un ev arkadaşının vermiş olduğu ifadesinde, ''Bizim evimizde kolibandı yoktu.'' diyerek anlatması ise Cem'in planının detaylarını ortaya çıkarıyordu. Yapılan araştırmalarda Cem'in arkadaşlarından kaza yaptığını bahane ederek yüklü miktarda para istediği öğrenilmişti. Söylenenlere göre Cem, evli olduğu eşini de zorla kaçırmış ve evlenmişti. Canımdan bir parça gitti. Başka canlar yanmaz. Tehdit olsa, şantaj olsa, bir şey olsa kapıyı açmazdı. Sanki annesi haftalar önce hissetmişti olacakları. Fatmanur'a sıkı sıkı tembihlemişti. Tanımadığın, bilmediğin kişilere kapıyı açma demişti. Fatmanur o zaman çok ciddiye almamıştı uyarıyı. 2 Eylül'de attığı tweetinde boş damacanayı kapıya koy, altına da parayı sıkıştır. Sucuyla muhatap olma. Bunu yalnızca benim pimpirikli annemden duyabilirsiniz tek. diye yazmıştı. Bunlar en ağır cezalara, ölüm cezalarına çarptırılmalı ki bir daha bu tarz cinayetlerin önüne geçilebilsin. Adli Tıp Kurumu raporunda Fatma Nur'un kaş ve çene bölgesinde boğuşmaya bağlı sıyrıklar olduğu dile getirildi. Fatma Nur'un her iki gözünde de kanama olduğunun belirtildiği raporda boyun bölgesinde ise baskı nedeniyle kan toplaması ve sıyrıklar olduğu anlatıldı. Fatmanur'un kanında alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığının dile getirildiği adli tıp raporunda, Fatmanur'un Nur'un 9. 10. tırnaklarının içinde bulunan deri parçalarının ceme ait olduğu, Fatmanur'un anal ve vajinal incelemesinde sperme rastlanmadığı anlatıldı. Raporun sonuç kısmında ise, Fatmanur'un ölümünün solunum yollarının kapanması ve boyna baskıya bağlı boğulma sonucu meydana geldiği belirtilmişti. Mahkemede, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cem Karaçay'ın, tasarlayarak canavarca, hisle ve eziyet çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, ayrıca cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da ceza verilmesini istedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Cem Karaçay'ı, cinsel saldırı delillerini ortadan kaldırmak amacıyla adam öldürmek, suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme ayrıca, Cem Karaçay'a, cinsel saldırı suçundan, 12 yıl ve konut, dokunulmazlığını ihlal etmek, suçundan 2 yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezası verdi. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.